hasretin çaresiz kaldı öksüzler. Yetimler sahipsiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı, neredesin? Evet. Öncelikle afiyet şifa olsun. Kahvaltıda emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler eksiklik Rabbim yerini doldursun. Bu arada Şükran Derneğimiz hayırlı olsun. Acayip keyifli, güzel bir yer olmuş. İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Bir kere STK'ların sivil toplum birlikleri en çok yakınlıkları kendi yerlerinin olmaması ve kendi yerleri olduktan sonra kendi evine kavuştuktan sonra kiradan ve göçebe hayattan kurtulduktan sonra kendi yerlerine ve kendilerine ayrı bir güven gelir. Ve bu güvenle beraber o birliktelik, o birleşme gücü daha çok artar. Ve şu anda zaten ben özellikle şimdi biraz önce hemen içeri girerken dedim ki ya burası tarih kokuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu anda büyüklerimiz o kadar çok dönemim var ki, o kadar çok hikayeleri var ki, o kadar çok yaşanmışlıkları var ki onlardan onları duymak, ben bazen onlardan onları duymak çok zor. Yani sizlerden duymak çok zor. Ben bazen babama da soruyorum. Diyor ki baba, şöyle şu andan bana biraz bahset. Yani biraz anlat. Onların hikayeleri çoktur. Onların böyle yaşadıkları çoktur, olayları çoktur, güzellikleri çoktur. Ve o kadar çok şey anlatır ki, hakikaten güler yüzlülüklerinden bahseder, misafirperverliklerinden bahseder. Yani kısacası adamlıktan bahseder. O yüzden ben hem Urfa başkanına, hem emeği geçen herkese, siz değerli, güzel adamları bir araya getirdiği için ben onları tebrik ediyorum. Onlara da her zaman bir alkış gelsin. Biz de en azından göçebe hayatından kurtulduk. Artık kendi mekanımızdayız. İnşallah hayırlı, güzel işler olacaktır. Bu dernek çatısı altında. Bakın ben bu cuma günü bir program yaptım. Birazdan başkanım sizlere hitap edecektir. Şöyle kısa bir zamanınızı alacağım. Cuma günü yapmış olduğum programda İzoğlu Aluş'un gençleri almıştım ben. Özellikle hani gençlerin orada konuşmasını istedim. Biz geçen 2 yıldır dernek programı yaptığımızdan beri sürekli değindiğimiz bir konu var. Yani bu konu nedir? Gençlerimize önem veriyoruz. Gençlik kollarını kurun, gençlik kollarını kurun. Gençlik kolları bir derneğin vazgeçilmezidir. Ve nihayetinde Aluş'a böyle bir program gerçekleştirdik. Ve gençler o kadar güzel şeyler anlattılar ki biz bu dernekte hepimiz birbirimizi tanıdık. Biz kimin çocukları olduğumuzu, kimin torunları olduğumuzu bu dernekte öğrendik. Sonra öğrendik ki dedelerimiz ne kadar çok önemli insanlarmış. Yani biz bunu dernekten öğrendik, kendi dedemizden öğrenemedik. Çünkü bir kopukluk var, ister istemez. Ama dernekte bir araya gelindiğinde hangi sülaleden olduğumuzu, kimlerin çocukları olduğumuzu, köyümüzün kaç babadan oluştuğunu, kendi tarihçemizi, kendi kültürümüzü, kendi örfümüzü, adetimizi tanımış oluyoruz. Özellikle gençlerimize önem veriyoruz. Derneklerimizde gençlerin daha çok ön planda olduğunu ve her geçen gün bunu gördükçe de daha çok mutlu olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bir kültürü yaşatmak çok önemlidir. Onu belli bir kuşak, belli bir yaş üstü abilerimiz, biraz önce işte tarih kokuyor da dedim, işte o abilerimizin yaşattığı zaten aşikardır. Ama önemli olan arkasından bu kültürü bir diğer arkada gelecek olan nesile aktarmak önemlidir. O yüzden gençlerimize bu anlamda önem veriyoruz. Ben sözü çok uzatmadan tekrar hayırlı olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. İhsan'cığım, senden ricam şöyle çok güzel adamları bir çekme. Ustad TV'de bu görsün yani. Ustad TV birlik beraberlik görsün. Evet, ben alkışlarla çok değerli başkanımı Rıza Dündar'ı buraya davet ediyorum. Sizler için tabi ki söyleyeceğiz başkanımı. Arkadaşlar, Hülani Bey gibi içine düzgün, insanı düzgün diye adamdan sonra buraya çıkıp konuşma yapmak belki çok zor olacak.
ben size değer misafirler emekliye asıl mensupları ve çok iyi atışkanlar sizleri tüm kabilelerle selamlarım. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Yapılmış kadar olsun. 30 yıldan sonra yine bir pazar parçasına bir araya geldik. Bugün bizim için çok özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Hatırımı daha çok bekledim ama ben ne şikayetçiyim ama yine de sağ olun. Burayı da hatırlıyorsunuz. Ben 2016 yılında dedemizin yapacaklarından bahsedeceğim biraz. Bu arada Malatya'mızın bir değeri olan bir büyüğümüz, bir abimiz, Mastrofon'un da başkanlığını yapan Bekir Ağabeyimiz abimiz bu akşam vefat etmiştir kendisine. Allah'tan rahmet. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlık diliyorum. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, derneğimiz 2 haftadır Musa Köse, Mata Köse birkaç kardeşimizin katkılarıyla üniversite ve KPSS'ye hazırlanan kardeşlerimize buradan dersler veriliyor. Bundan istifade etmek isteyen, üniversiteye giden, üniversiteye hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan kardeşlerimiz varsa gelip burada haftanın 3 günü, 4 günü bu eğitimden faydalanan istifade edebilirler. Ben bunun için öğretmen kardeşlerimizde de bu kardeşlerimize yardımcı olmalarını bekliyorum. Hadi Cesim, senin de oğlun var, niye gelmiyor? Ben onu getireceğim inşallah. İngilizce derslerine getireceğim. Derneğimizin 2016 yılında yapacaklarından bahsettim. Derneğimizin resmi açılışını biz henüz yapmadık. İnşallah Mart ayı içerisinde biz böyle resmi açılışı yapacağız. Derneğimizi hemşerilerimize tanıtmış olacağız. Umur kalımından dolayı 2 yıldır ara verdiğimiz Ramazan kumanyalarına bu yıl tekrardan başlayacağız. Biz 500 tane bir Ramazan kumanyası düşünüyoruz inşallah. 200 tanesini köye göndereceğiz, 300 tanesini burada tutacağız. Buradaki dost akrabalarımız ve ihtiyaç sahibi olan komşularımıza dağıtmak üzere buraya bırakacağız inşallah. Bunun için ben bir program yapacağım inşallah. İşte sizler bu Ramazan kumanyalarına katkıda bulunan insanlar için bir program düzenleyeceğiz inşallah. Yine piknikleri düzenleyeceğiz. Biz Sultan Gazi Belediyesi'nden 5 Haziran olarak pikniklerimizi ayırdık. Allah'ta bir keder olmazsa inşallah biz 5 Haziran'dan piknik yapacağız beraber. Ben bugün Şükran'ın özel dernekler başkanlarını da davet ettim. Sağ olsun Burak Başkan'ın da anlat edeyim. Onlar işlerimizin başkanı kendi kağıtları olduğunu söylediler. Ona karşı çözlerle Şükran aşireti biz büyük bir aşiresi. Büyümüyoruz. Ali Bey'in bahsetti. Dedelerimiz 3 kardeş işte. Şükran, Alkas, Avras olarak 4 kardeş. Bu 4 kardeş köyde işte üst sülale olmuşlar. Buraya geldik işte zannedersin herhalde 3-5 bin lira bulmuşuz. Büyük bir aile olduk. Şu anda Sultan Gazi ilçemizde, ben geçen gün de söyledim. Biz 6 tane derneğimiz var sadece Sultan Gazi'de. İşte Şükranlar Derneği, Avraş Derneği, Orataş Derneği, Naman Derneği. Bu yıl da Kozuk Derneği ile beraber biz bu sayıyı 6'ya çıkardık. Ben diyorum ki ya niye biz bir vakıf olmayalım? Ben buraya inanıyorum inşallah. Bu enerjiyi, bu gücü de ben bizden görüyorum. Yeter ki biz isteyelim. İstedikten sonra bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Zannedersen şu anda biz üyelerimize tam tanımlayamadık ama biz 1000 tane üye bulacağız, belki de aşacağız. İşte Avraş gibi öyle. Alkos Korucuk, onlar da eğer sahip çıkarlarsa ve sahip çıktıklarında görüyorum ben. Takip ediyorum, gidiyorum, geliyorum. Büyük bir çalışmalar var. Murat Başkan'la, Hüseyin Başkan'la birlikte, Hadi Başkan'la çok büyük emekler verdiler. Sağ olsunlar. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
yaşlarımız sen oldun. Neredesin? Yandı yüreğim, kavruldu. Neredesin? Ümmetim perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Çok kıymetli şu kendilerimizin kıymetli başkanı Rıza abi, Alkas Koruyacak Dernek Başkanı Murat abimiz. Çok kıymetli burada bulunan başka dernek başkanlarımız varsa da burada onları da selamlıyorum. Şükran derneğimizin kıymetli yönetimi, üyeleri, kıymetli hemşehrileri, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Uzuntaş Derneği'ndeydik, oradan buraya geldik. Buradan da İzmir'de İkizpınar Derneği'ne gideceğim bu ağacılarda. Rıza abim sağ olsun davet etti. Ben de en azından programa katılıp öyle geçelim diye. Öncelikle dernek başkanına, yönetimine, üyelere hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir Malatya Dernekler Federasyon Başkanı olarak böyle güzel bir eser şükranlara kazandırdığınız için bu büyük bir emek. Yani o kadar kıymetli bir emek ki öyle hani tarifi yok. Çünkü buradaki bu emek kendi insanlarımızı bir araya getiriyor. İstanbul gibi bir metropol şehirde birliğimizi ve beraberliğimizi sağlıyor. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Başta başkan, yönetim olmak üzere destek sağlayan, maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür ederim. İnşallah hani salih amel kapanmaz derler ya, burada yapılan her hayır işte, buraya emek veren, maddi ve manevi destek sağlayan her kim olursa olsun, o bir tarafa göç ettiği zaman mutlaka hepimiz bir gün göç edeceğiz. Bu bir salih amel diye düşünüyorum. Çünkü burada tazelerde bulunacağız, bir araya geleceğiz, hayırlı işler işleyeceğiz inşallah. Fakirimize, fukaramıza sahip çıkacağız bu manada. Dolayısıyla burası çok önemli bir mekan. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Evet, İstanbul'un dört bir yanında tüm derneklerimiz, özellikle Fethiye tabii ki, diğer ilçelere de gidiyoruz. Ama Fethiye'de tüm derneklerimizin iş adamları, özellikle kendi köylerindeki iş adamları kendi derneklerine sahip çıkıyorlar. Derneklerin yerlerini alıyorlar, mülklerini alıyorlar. Arkadaşlar diğer illerin de federasyon başkanlarıyla bir araya geliyoruz. Ama Malatya örnek bir şey. Kendi içimizde ufak tefek böyle içimizde hazmedemediğimiz noktalar oluyor. O kişisel oluyor zaten. Ama genel manada Malatya Türkiye'de örnek bir şehirdir. Bunun kadir kıymetini bilelim. İçimizdeki birliği, beraberliği hiçbir zaman bunu bozmaya gayret eden insanlara müsaade etmeyelim. Bu işlere sahip çıkan insanlara siz de sahip çıkın. Kendi dernek başkanı da sahip çıkın. Üzmeyin. Olabildiğince destek olun. Çünkü bu işler öyle dışarıda anlatıldığı gibi ciddi bir emek harcanıyor. O emeğe de herkes saygı duymalı diye düşünüyorum. Dedikodu, ondan sonra fitne fesat, bu tarz şeyler asla hayal vermeyelim bu noktada. Alkas Koruyacak'ta da özellikle ben Hüseyin Kaçmazer'i tebrik ediyorum, Murat Bey'i de. O dönem o da taşın altına elini soktu çünkü siz çok iç içe olduğunuz için söylüyorum. Onlar da mesela bir mekan aldılar. Bakıyorum böyle her perşembe günü orada sohbetlerin yapılması, güzel ortamın oluşması, üyelerin bir araya gelmesi o kadar güzel ki, o kadar mutluluk verici ki. Rabbim sayısını artırsın inşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kuvvetli hemşerilerim bizim de aynı zamanda kurucumuzdu. Mahsup'un da genel başkanlığını yaptığı bir dönem. Çok kıymetli abimiz Bekir Alüz abimiz Allah'ın rahmetine kavuştu. Bugün cenazesi Fatih Camii'nde kaldırılacak. Çok kıymetli ve değerli bir insandı. Malatyalara çok büyük emeği geçmiştir. Maddi ve manevi emeği geçmiştir. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim inşallah yaptıklarıyla da o bir tarafta karşılığını görecektir diye temenni ediyorum. Evet, değerlerimiz vefat ettikten sonra kıymetini biliyoruz bu noktada.
ama gerçekten değerli biriydi. Bu topluma çok şeyler verdiğini düşünüyorum inşallah. Ben mekanımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rıza Başkan'a sahip çıkıp hepinize saygı, sevgi ve mekanı sunuyorum. Hasbihal edeceğiz ama Murat Bey'de sizin söylemek istediğiniz birkaç cümle vardır diye düşünüyorum. Alkaz Konucak Dernek Başkanı Murat Başkan'ın akşamını davet ediyoruz. Bu arada İbrahim Murat aramızda sevgili dostum, arkadaşım, hemşerim, adam ya. Yalnız her geçen gün böyle bir iş yakışıklı oluyorsun. Neye borçlusun bunu? Murat Başkanım. Neyse sırrını öğreneceğim. Öğreneceğim. İbrahim Murat'a da bir alkış gelsin. Çok kıymetli temsilcilerimiz. Bir kadar sabahında hepimiz bir araya geldik. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Ben Alkaz Konucak Köyü Dernek Başkanı Murat dedi. 1978 Konucak doğumluyum. Bugün Rıza abi bizi davet etti. Biz de davete geldik. Bu karabalı, bu birlik beraberlik bir arada kurduk, çok güzel. Dernekler işte dolu olduğu zaman insan daha çok hevesleniyor, daha çok çalışmak istiyor. Onun için bu toplantıda emeğe getiren bütün arkadaşlar burada, Allah razı olsun. Allah bu toplantının devamını getirmesini nasip etsin inşallah. Rıza abiyle biz geçen gün tekrar konuşup Şikar, Alıraç, Konucak büyük bir aşiretti. İnşallah daha da büyüyecektir. Biz bu sene inşallah bizim bir proje var. İnşallah biz de kahvaltı olacağız. Orada biz de seslendireceğiz. Bizim amacımız inşallah Ramazan bayramında tatilde, 10 gün bir tatil var. Şikan, Alıraş, Konucak, onu taşınarak biz kendi memleketimizde Mergen Hazine bir şeylik yapmayı düşünüyoruz. O da inşallah sizlerin katkısıyla olacaktır. İnşallah hep beraber orada buluşup güzel bir eğlenecek, güzel bir kıtlık düzenleyeceğiz. Rıza Bey'e bu güzel yere sahip ettikleri için bütün Şikan, Mermek Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Çok güzel bir yer. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Fazla konuşacak bir şey yok. İnşallah bu toplantıdan devam edecektir. Tekrar burada Şikan'ı tebrik ediyorum. Bu kayıttan ona da Allah razı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Değerli Başkanım, biz dündene dönelim. Teşekkür ederim kardeşim. Sen özetledin mi programı? Biz arada bir bunu yapıyoruz yani. Haftada olmasa da ayda bir kere böyle bir kadro organizasyonumuz oluyor. Mülkü aldık elhamdülillah. İşte ufak tefek bazı eksiklerimiz var. Onları da gidereceğiz inşallah. Biz şuken Ödürge'de büyük bir aşiretiz. Yani üç kardeş ayrılmışız. Bu aşiret üçe bölünmüş gibi görünüyor ama öyle değil. İşte Murat kardeşim geçen ben derneklerine gittim de abi biz geldi, büyüğümüz geldi diyor. Yani benim için de aynı şekildedir. Ben öbür dernek başkanlarımız da bugün işte Ulutaş'ın kendi kalıtsı vardı. Adıraş'ın kendi kalıtsı vardı. Mama'nın cenazelerinden dolayı sıkıntılar vardı, gelemediler. Evet, onların da kalıtsılar vardı. Yine sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. İşte MADEF Genel Başkanı Sayın Yılmaz Duruş Bey gelemeyeceğim dedi ama ona rağmen yine de sağ olsun geldi, bizi şereflendirdi. Siz herkes de öyle. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun varım. Hemen sizi bir tane. Efendim herkese merhabalar. Öncelikle
bugün bu pazar sabahı bu kahvaltıyı düzenleyen, tertipleyen Rıza Başkanıma ve değerli yönetimine katkıları olan, buraya bu davete icabet eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü bizim için. Bizler de bu derneğin bir üyesi olarak katılımda bulunduk. Mutlu olduk. Beraberce kahvaltı yaptık, eğlendik, güldük ve değerli dostlarımız geldi. İşte Yılmaz Başkanım, siz İbrahim Bey, aynı zamanda kuracak dernek başkanımız Murat Kivrem geldiler. Dostlar hep burada. Beraberce buluştuk, merhabalaştık. Güzel bir gündü. Bu tip organizasyonların devam edeceğini düşünüyorum. Bizim için büyük bir şeref, onur. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İsmim Ramazan Umurtak. 2007 yılından beri Şükan Derneği'nin kurucularındanım. Rıza Başkanım'la ikinci dönem beraberiz. Derneğimiz sosyal faaliyetleri olarak memleketimize, burada çalışan bütün Şükanlar olsun, daha yani bir tek Şükan'ı kapsamıyoruz. Bize gelen herkesi ağırlamaya, hizmet etmeye, daha doğrusu işte hep beraber bu günler, bu sabah pazar kahvaltısında bizi bir araya hep geldik beraberce. Kahvaltıdan sonra değerli bütün iş adamlarımız var burada, gelen misafirlerimiz var. Mutlu oluyoruz, evet. Huzurluyuz. Yani inşallah bundan sonra yani bir sefer en az inşallah biz ayda bir defa olsun, iki defa olsun toplanıyoruz. Kendimiz tekstilciyiz. Yani bir işveren olarak huzurluyum ben yani. Ne kadar hizmet etsem azdır benim için. Yani seviyorum ben Şükanlı olarak. Seviniyorum, gurur duyuyorum. Sağ olsunlar. Hep beraber inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Evet, ben size sosyal teşekkürlerimi sunuyorum. Size. Ramazan Dündar, Gençlik Kolları Başkanı olarak devam ediyoruz. Korsana Hayır CD'leri olaraktan biz Mehmet Bey, Mehmet Balaman Bey'i burada ağırladık derneğimizde. Onun için emeğe saygı olsun diye o faaliyetimizi yaptık, o tür bir çalışmamız oldu. Onun haricinde haftada bir, her pazar sabahı üyelerimize 18 ay boyunca hem sabah namazı, hem sohbet, hem hasbihal olarak bir programımız var. Devam ediyor şu anda. Yani o şekil. İkincisi Kutlu Doğum Haftası, Efendimizin hayatını anlatan bir program yaptık. Ve Pütürgen'in 75 tane derneği var. 75 derneğin içinde ilk öncülük yapan biz olduk bu dernek olarak. Kutlu Doğum Haftası programını yaptık. Peşinde 3 sene üst üste köydeki abilerimize komaya gönderdi değerli büyüklerimiz. O devam eden bir programımız vardı. Ve bu sene Allah'ın izniyle inşallah hem komayanamızı göndereceğiz, hem de Malatya'dan bir festival havasında bir bütün köylere götürüp orada bir program yapılacak. İnşallah yazın biz de. İnşallah biz de sizi ağırlamaktan, sizi aramıza görmekten onur ve gurur duyarız. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Şükan Derneği'nin kahvaltısındayız. Yine yanımda Alkaz Kurucak Dernek Başkanı Sayın Murat Didin'le birlikteyiz. Merhaba, nasılsın efendim? İyi misin? İl Güzellik Başkanım, bu aralar gerçekten sık sık görüşüyoruz. Duygu düşeceğinizi alalım. İnşallah hep görüşürüz. Bunlar güzel şeyler. Evet. Bugün Şükan Dernek Başkanı, dediğim gibi her zaman söylüyorum, en büyük abimiz Rıza abi. Bugün yine büyük abinin yanındayız. Üyelerle buluştuk. Şükan büyük bir aşirettir. Biz de geldik bugün buraya, kahvaltı ettik. İşaret ettiğimiz gibi çok güzel. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Seni bir duygulan. Ben Şükanlıyım. Köyde hiç büyümedim. Malatya, İstanbul. Hep büyüme yerim buralardır. Ama köyümün örf adetlerini hiçbir zaman unutmadım. Bütün Pötürge'de babamı tanır. Ben Dursun Orkutçen'in oğluyum. Yani belli bir aşiretim, belli bir ailenin çocuğuyum. Bizim dernek kurulduğunda ben derneğe geldiğimde ilk söylediğim şey, Rıza Başkan bizim başkanımızdır. Maddi manevi arkasında olacağız. Rıza'ya söylenen, Rıza'ya yapılan hata dernekteki bütün üye insanlarına yapılmıştır. İkinci bir söylediğim şey, Pötürge'ye, köyümüze, Şükan'a bir sağlık ocağı. Çünkü orada bir hasta, yani gençlerimiz kalmadı, orada olan yaşlarımız. Onların şey için bir sağlık ocağı, artı bir helikopter pisti. Helikopter pistini istememdeki en büyük neden, kışın orada olacak bir hastalarımızın acilen hastaneye yetiştirilmesi. Artı İstanbul'da da küçük çocuklarımızın şey için,
sporla ilgili bilgiler için, yani bir futbol altyapısı için. Bugün Hollanda'ya gidiyorum, 3 yaşındaki çocuk top oynuyor. Biz gelmişiz 15 yaşına, topun ne olduğunu bilmeyen insanlarımız oluyordu içimizde. Biz böyle büyüdük. Ama bunu çocuklarımıza ağırlık verirsek, her türlü uyuşturucudan, hırsızlıktan spora ağırlık verdiğimiz zaman hepsinden uzak kalırlar. Bu da bizim için büyük bir gurur, bir şeref olur. Evet, çok değerli abim ve benim kendi hemşerim Ali Hanlı, Ali Düşbaşçısı. Ben hep Ali Düşbaşçısı değil mi? Normalde Düşbaşçısı Ali. Evet, o da Radyo Ekim'de yıllardır program yapıyor ve Cuma günleri de Bursa TV'de televizyon programı yapıyor. Çok değerli bir abim, gerçekten takdir ediyorum. Muhakkak her hafta sonu karşılaşıyoruz. Tabii sözü uzatmadan değerli abime dönelim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Şükran Derneği'ni, dernek başkanımı, yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Gerçekten hani bizim özlediğimiz tablodur bu genelde derneklerde. Zaten bizim özellikle 2 yıldır yapmış olduğumuz programdan dolayı, Dernekler Konuşuyor programında hep arzuladığımız tablo buydu. Yani bu tablo gerçekleştiği zaman, gençler ve büyükler bir araya geldiği zaman, o kültür elçilerin de orada bulunduğu zaman, hakikaten o zaman işte bir şeyleri başarmışlığın vermiş olduğu bir mutluluk var. Şu anda o mutluluğu burada hissediyoruz. Rıza Başkan'ı tebrik ediyorum. Murat Başkan'ın da söylediği gibi kültürel değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani. Bu kültürel değerlere sahip çıkmanın en büyük yolu da tabii ki STK'ların. Ya yani bu sorumluluk STK'lara düşüyor. STK'lar sadece bir tabelanın altında taziye ve özellikle hani düğünlerde falan bir araya gelmek değil. Önemli olan bu derneklerin içinde aktiviteler yapabilmektir. Bu aktivitelerden bazıları da dernek başkanlarımızın o kültüre bakış açısıyla alakalı bir entegredir. Çünkü eğer dernek başkanımız o bölgedeki kültürel değerlere de sahip çıkmayı düşünüyorsa, ki oraya da değer veriyorsa, ki vermesi gerekiyor. Yani. Ve şey başlıyor, hemen oradaki o kültürel etkinlikler başlıyor ve oradaki o kültürel değerlere sahip çıkma duygusu biraz daha kabarıyor. Ve bu duygu kabardığı zaman da bir bakıyorsunuz işte basın ilgi göstermeye başlıyor, işte kendi üyeleriniz buna ilgi göstermeye başlıyor, şenlikler yapılıyor. Sadece İstanbul'dakiler değil, bir anda İstanbul ve tekrar Sıla ve Gurbet'i bir araya getirmiş oluyorsun. Murat Başkanım'ın bu konudaki bu projesini ben takdirle... Gerçekten son 2 aydır dernek başkanı seçildi ama şu an çok farklı projeler var. Bir projesi de Perşembe günleri dini sohbet. Yani, çok güzel. Çok ilk haftalarda 20 kişiyi katılırken şu an 100-150 kişi katılıyor. Çok daha güzel. Çoğalıyor. Çok güzel. Yani önemli olan zaten hani bu aktiviteleri yaparken daha çok yoğun katılımın sağlanabilmesi. Yani oradaki o bilginin daha çok kişilere ulaşmasını sağlamak önemlidir. Ama ben halen şundan yanayım. Bunu her seferinde söylüyorum. İstanbul'da bir araya geliyorsunuz ama önemli olan bırakmış olduğunuz memleketteki değerlere sahip çıkmaktır. İnşallah Murat Başkan'la beraber, çevre köylerle beraber oradaki o değerlere sahip çıkıp Mergimaz'ın dediğiniz zaman bizim için çok anlam taşıyan, çok önemli bir yer. Oradaki bu kadar hani elimizde bize ait olan güzel bir yer, bu kadar hani değerli bir yere de oraya yakışır aktiviteler ve organizasyonlar yapmak lazım. Ben inşallah bir aksilik olmazsa bununla alakalı hep beraber fikir alışverişi yaparız ve güzel bir organizasyon yaparız. Seni tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Başarılar diliyorum. Yine hemen çok değerli bir abim, sizi bir tanıyalım. Ben Abdullah Taş'tan Şükranlıyım. Sizi de aramızda görmekten mutluyuz. Çok sağ olun. Kaç senedir İstanbul'dasınız ve gidip geliyorsunuz? İnan ki ben 96'dan bu yana İstanbul'dayım. Tabii yazın geliyoruz, köyde yaşıyoruz. Köyümüz güzel. Buradan Malatya saygıyla selamlıyorum. Memleketimizi seviyoruz. Burada kışın burada kalmıyorsun değil mi? Kışın kalmıyoruz. Yengenin burada mı? Buradayız biz. 3 ay falan kalıyoruz burada. Yengeyi kandırabiliyor musun yani? İnan ki kandıramıyorum. Bugünlerde var ya, kalacağım diyor. Çocuklar yanına kalacağım diyor. Ben de... Bugün sevgililer günü. Yengeye ne aldın? Vallahi daha almışsın. Daha alacağım. Bir şeyler alacağım. Ne almayı düşünüyorsun? Vallahi bir tane yüzük almayı düşünüyorum. Gözlük? Yüzük. Ha, yüzük pardon. Yüzük almayı düşünüyorsun. Çok iyi. Tek taş düşünüyorsun. Evet evet. Yani bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yengeye bugün bir yüzük aldığında... Sana bir şey söyleyeyim mi? Ta önceki kışa kadar ses çıkarmayacak. Yani kaldırması için, köye götürmemiz için yani. Tabii ki. Yani sevgililer günü bir bahane ya. Tabii tabii. Yani bugün sen sevgililer günü bahane ederek ona tek taş bir yüzük al. Ondan sonra bak gör önceki kışa kadar ya or köyden gelmez. Evet. Bence bak en güzel yollardan bir tanesi budur. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Ben size sosu teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kısaca sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Şevket Gündoğdu ben. Şükranlıyım ben de. Tekstille uğraşmaktayım. Ben de bu derneğin yönetim üyelerindenim. Çok iyi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz o mutlu günümüze.
Biz şükanlar bu kadar değiliz yalnız. Şükanların tamamını görmenizi isterdim bu ama. İlk olduğu için muhakkak herkesin bir işi var ama bundan sonra her ay tabii bu kahvaltı programı düzenlenirse bak bir gün gelecek burası size sığmayacak ona göre. O kesin de şükanlar bizi size mahcup ettiler yani şimdi şükan dediğin Adıyaman'a gidersin, anlatırsın, Aldıraşanlıyım dersin, der ki orası neresi? Orkasanlıyım dersin, der ki orası neresi? Ha ya nerede burası derler, işte dersin ki daha köyden, orası köyden derler ya. Ama Allah'ın izniyle biz dünya bundan sonra bizi tanıyacak abi Allah'ın izniyle. Evet sevgili izleyiciler, bugün Şükanlar Derneği'ndeyiz, kahvaltımızı yaptık. Karnımızı da doyurduk, dedik şimdi biraz da müzik dinleyelim. Çok değerli Şükan Mahallesi'nde oturuyorsun değil mi? Aynen öyle, Şükan diyeyim. Evet, şimdi tabi üyelerimiz hiçbir yere ayrılmadı. Şu an değerli abimden güzel bir türkü alalım. Aynen öyle. Çok özledim bir tanem demlediğin tavşan kanı çayları kiraz bul kayısı su bul bağların eteğinden kar saklayan dağları Pütürgeyi çok özledim bir tanem Tren gelir istasyonda dururdu Düdüğünü acı acı vururdu Füzuli'den esmer bir kız yürürdü Malatya'mı çok özledim bir tanem Tren gelir istasyonda dururdu Alkış yok mu alkış? Düzeyimi acı acı vururdu Füzuli'den esmer bir kız yürürdü Malatya'mı çok özledim bir tanem Rüzgar olur dalga dalga akardım Efkarlanır bir cigara yakardım Sükanımı bir böyle de bakardım Uraları çok özledim bir tanem Sıtma pınarını Şükan köyünü Hekim Hanak Şadak Sultan suyunu Kanal caddesini Sultan suyunu Uraları çok özledim bir tanem
yıllar sevdiğimi bana getirdi. O gelmese beni ona götürür. Bu hasreti, bu özlemi bitirin. Şükranımı çok özledim bir tanem. Yıllar sevdiğimi bana getirin. Bu hasreti, bu özlemi bitirin. O gelmese beni ona götürür. Pütürgeyi çok özledim bir tane. Uzun hava yapalım, ben de sizi bir Şükran'a götüreyim. Hadi bakalım. Seher yeli selam götür Naz yarime. Ah beni kula kul eyledine bu sene. Malatya'yda Şükran'da yol eyledik bu sene. Dedi güzel bu sene, bu sene. Şiruçay'a gidemeyiz bu sene, bu sene. Aman 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 aman. Ulan Şükran'da gidemedik bu sene, bu sene. Tapana gidemeyiz bu sene, bu sene. Vay gözünü sevdiğimin dünyası. Yok insanlar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalımın yarası. Yaralarım bağlar oldum bugünler. Aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Yaralarım bağlar oldum bugünler. Aman aman bugünler, aman aman dibimi aşkı yaram biriken, yüreğimde ya hasreti var iken, garip garip bir köşede dururken, yaralarım bağlar oldu bugünler. Aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Yaralarım
Ben bağlar oldum bugünler, aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman aman.